şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri, İlem mesaili diniyeden olan içtihat kapısı açıktır, fakat şu zamanda oraya girmeye altı mani var. Şimdi içtihat kapısı açık, altı mani var. Bu altı mani üzerinde duracağız biz. Biliyorsunuz biz terminolojik olarak içtihadı çokça kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Hep içtihat kapısı açık mı kapalı mı diye bir tartışma var. İçtihat biliyorsunuz dinin yeniden yorumlanması, asrın ihtiyacına cevap verecek bir yorum, asrın ihtiyacına cevap verecek hükümlerin dinin ruhundan istinbat edilmesi, çıkarılmasına diyoruz. Dolayısıyla da hani içtihat yapılabilir mi, açık mı kapı, kapalı mı meselesi tartışmaya mahal bir mesele. Üstad bu tartışmayı bu içtihat risalesiyle bitiriyor, bağlıyor. Yani kapının açık olduğunu ama oraya girmekten, o kapıdan geçmekten altı temel mani olduğunu anlatıp kimler içtihat yapılabilir, hangi şartlarda içtihat yapılabilir bunlara bir vuzuh kazandırıyor. Şimdi isterseniz şuradan başlayalım bugünkü dersimize. İçtihat nedir? Sözlük manasıyla önce tanımlayalım. Biliyorsunuz içtihat cehd kökünden geliyor. Yani çaba sarf etmek demek içtihat. Bütün gücünü kullanmak demek içtihat. Ne için bütün gücünü kullanıyor fakihler? O hükmü çıkarabilmek için, dinin ruhundan o hükmü istinbat edebilmek için çaba sarf etmek, bütün gücünü kullanmak, ısrarcı olmak, hatta biliyorsunuz cehd aynı zamanda zahmet çekmek manasına da geliyor. Ve bu gücü harcamak, zikrettiğim gibi bu çabayı sarf etmek, doğru hükme ulaşmak için cereyan ediyor. Aynı manada biliyorsunuz cihat, mücahede, aynı kökten gelen kelimeler, bizim literatürümüzde var olan kelimeler. İşte biz değerli dostlarım bugün içtihadı konuşacağız. Ama içtihadı biz hani kelime manasıyla değil, bir cehd sarf etme, zorlama, çaba sarf etme manasında değil, o dinin zamana göre, bizim yaşadığımız asra göre yorumlanması, dinin ruhuna uygun hükümlerin fıkıhta çıkarılması üzerinden konuşacağız. Önce ilgili bir hadis-i şerif var hepinizin bildiği. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazreti Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, bunu hepiniz bilirsiniz, ona soruyor. Ya Muaz diyor, orada bir hadiseyle karşılaşırsan nasıl hüküm vereceksin? Şimdi bir hadiseyle karşılaştın, nasıl hüküm vereceksin? Cevap gayet açık Hazreti Muaz'da. Allah Teala'nın kitabıyla hüküm vereceğim ya Resulallah diye cevap veriyor. Efendimiz devam ediyor. Eğer diyor Allah Teala'nın kitabında o hükmü bulamazsan nasıl hükmedeceksin? Hazreti Muaz Allah Resulü'nün sünnetine müracaat edeceğim diye cevap veriyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü bir soru soruyor. Allah Resulü'nün sünnetine müracaat ederim cevabı karşısında Allah Teala'nın kitabında ve benim sünnetimde de o hadisenin hükmünü bulamazsan nasıl hükmedeceksin diye soruyor Hazreti Muaz'a. O da şöyle cevap veriyor. O zaman kendi içtihadımla hüküm veririm diyor. Şimdi bu çok önemli bir cevap. Kendi içtihadımla hüküm veririm diyor. Hoca Efendi bu cevapta Hazreti Muaz'ın rahatlığına da dikkat çekiyor. Dikkat edilmesi gereken husus Hazreti Muaz'ın Efendimizle konuşmasındaki rahatlığıdır diyor. Çünkü biliyorsunuz Muaz bin Cebel'i Efendimiz Yemen'e gönderirken onunla arasında geçen bu konuşma aynı zamanda İslam hukukunda içtihat telakkisine de bir menat teşkil ediyor. Yani içtihat telakkisi bu hadis-i şerifin üzerine bina ediliyor. Değerli dostlarım bunu hatırlamış olalım. Bununla beraber yine şöyle bir yaklaşımı var Hoca Efendi'nin konuya giriş sadedinde önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi içtihat, hüküm çıkarma, yorum yapma ama bütün bunlar neye istinad ediyor? Biz şuna inanıyoruz, Kur'an-ı Kerim'in ezeli kelam olduğunu söylüyoruz biliyorsunuz. Buna iman ediyoruz. Ezeli kelam. Bunu zaman zaman hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Ezel bizim tasavvurlarımızda adeta mazinin bir ucu
gibi yer alıyor. Üstad bunun altını çiziyor. Diyor ki ezel mazinin bir ucu değil, mazi silsilesinin bir ucu değil. Mazi müstakbel halin bir anda görülmesi, bir anda tutulmasına, yani Cenab-ı Hakk'ın zamandan münezzeh oluşuna ezel diyoruz. Eğer ezeli mazi silsilesinin bir ucu olarak görüyorsak Allah'ı haşa ve kella Allah'ın ahkamını da tarihin içine sokuyoruz, zamanın içine sokuyoruz demektir ki bu ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Oysa Allah zamandan münezzehtir ve Cenab-ı Hakk'ın kelamı ezelidir. Dolayısıyla biz kendi zamanımızın ihtiyacına bakan ahkamın Efendimizin kitabında, Cenab-ı Hakk'ın kitabında, Efendimizin sünnetinde var olduğuna inanıyoruz. Önemli olan şey o var olan şeyin o ruhun içerisinde, o manaların içerisinden bulunup çıkarılması. Bu manada Hoca Efendi diyor ki İslam diyor bir teoriler manzumesi değildir. Bunu da fasıldan fasıla 2'de söylüyor Hoca Efendi. İslam bir teoriler manzumesi, bir kısım din görünümlü sistemler, onlara kıyas edilebilecek bir teoriler manzumesi değildir. Nedir o zaman? Hayatın içinden gelmiş olan bir sistemdir İslam. Yani yaşanmak için, insanı insani kemalat ufkuna taşımak için gelmiş olan bir sistemdir. Onun için biz rahatlıkla şunu iddia edebiliyoruz. Neyi iddia edebiliyoruz? İslam'ın tatbik edilemeyen, tatbik edilemeyecek olan hiçbir meselesi yoktur. Buna iman ediyoruz. Her meselesi tatbik edilebilir, yaşanabilir. Ve yine şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Allah Resulü, bakın bu çok önemli bir tespit, Allah Resulü 23 senelik zaman dilimi içerisinde makro planda olmuş olacak her türlü probleme çare bulmuştur. Çok önemli bir tespit. Bakın ne yapıyor? Başka diyelim ki Hazreti İsa'yla kıyas ettiğinizde Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin dönemini biliyorsunuz Hazreti İsa 30 yaşında peygamberlik geliyor, 33 yaşında ruhunun ufkuna yürüyor ve geride 11 tane havari bırakıyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme geldiğimizde Efendimiz'e 40 yaşında peygamberlik geliyor, 63 yaşında ruhunun ufkuna yürüyor. 23 yıllık bir zaman dilimi içerisinde Efendimiz getirdiği dini hayata tatbik ediyor, içtimai hayatın içerisine tatbik ediyor ve o dini tek başına yaşamıyor Efendimiz. Toplumla beraber yaşıyor. Dolayısıyla o toplumun içerisindeki bütün problemler dinin ruhuyla çözülüyor. Ve değerli dostlarım, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bize içtimai hayatın içerisinde tatbik edilmiş her manasıyla hayatın içerisinden gelen bir din miras bırakıyor. Bu hepimiz açısından çok önem arz eden bir mesele çünkü İslam'ın tatbik edilemeyen, tatbik edilemeyecek hiçbir meselesi yok. O bir teoriler mecmuası değil, yaşanmış, 23 yılın içerisinde yaşanmış ve bütün kemalatıyla yaşanmış ve biz öyle olunca şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bakın çok önemli bir cümle bu. Allah Resulü 23 senelik bir zaman dilimi içerisinde mikro planda olmuş ve olacak her türlü probleme çare bulmuştur. Öyleyse bizim yaptığımız şey ne? Yapılması gereken şey mevsimi gelince onun ortaya koyduğu çözümlerin yorumlanması. İşte buna içtihat diyoruz. Efendimizin ortaya koyduğu çözümlerin yorumlanması. Hani neydi içtihat? Çaba sarf etmek, cehd göstermek, zorlamak, zorlanmak anlamına geliyor ya. İşte bu zorlamanın adı içtihat. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu o çözümlerin zamanı gelince yorumlanması ve Efendimizin bulduğu o çarelerin 23 yıllık süre zarfında bulduğu çarelerin bizim asrımıza da deva olması. Zaten diyor Hoca Efendi, bakın bu da önemli, İslam'ın bütün prensiplerine kıyasla %20 oranında kalan bazı meselelerin içtihada açık olması da bunlara göre yorumlanabilmesine kolaylık sağlamak ve İslam'ın her devir ve zamanda yaşanılabilir dinamik bir hukuk sistemi getirmesi içindir. Şimdi
Dikkat edin, her mesele içtihada açık meseleler değil. Ne yaptı Hoca Efendi? Bize bir oran da verdi. Bütün meselelerine kıyasen %20 dedi Hoca Efendi. Mesela diyelim ki 5 vakit namaz kılıyoruz. Bu muhkemat, yani siz 5 vakit namazı içtihatla 6 vakte çıkaramazsınız, 4 vakte indiremezsiniz 5 vakit farz namazı. Dolayısıyla her mesele içtihada açık bir mesele değil. Dinin %80'i bu muhkemattan, bu naslardan oluşuyor. Ne diyor Hoca Efendi bize? %20'si içtihada açık olan, yani bizim zamanımızın ürettiği problemlere çare getirmeyi gerektiren meseleler. Bunu tekrar ediyorum, İslam'ın bütün prensiplerine kıyas edildiğinde %20 oranında kalan bazı meselelerin içtihada açık olması da bunlara göre yorumlanabilmesine kolaylık sağlamak için. Yani Efendimizin kendi mikro planda yaşanmış olan, o asr-ı saadette bulunmuş olan o çözümlerin bizim tarafımızdan yorumlanıp da kendi asrımıza ait olan ihtiyaçların cevabının oradan istinbat edilmesi içindir.